resimli duvar dokumaları günümüzde pek fazla ilgi çeken bir sanat türü değil. Ama Orta Çağ'da ve Rönesans zamanında asıl önemli görülen şey resimden ziyade dokumalardı. Bunlar pahalı malzemelerden yapılan değerli objelerdi. Bu gördüğünüz 8. Henry'e ait olduğunu düşündüğümüz bir obje. Resimli duvar dokumaları yanlamasına dokunuyordu. Altın iplik ve gümüş yumakları, tek renkteki yün ve ipek kullanılan ham maddelerdi. Resmin aksine duvar dokumasında renkleri birbirine karıştıramıyorsunuz. Orta Çağ boyunca hacim hissi yaratmanın zorluğu yüzünden dokumacılar düz ve iki boyutlu tasarımlar yapıyorlardı. Ama sanatçılar gerçeklik hissi yaratma konusuyla daha da çok ilgilenmeye başlamışlardı. Bu parça o zamanın en iyi sanatçılarından biri olan Bernard Van Orley'nin nadir parçalarından biridir. Bu zorlu işle adeta cebelleşmiş. Bu tasarım çok yetenekli dokumacılardan oluşan bir ekip tarafından itinayla oluşturulmuş. İsa havarileriyle beraber akşam yemeği yiyor. İçlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini bildiğini söylüyor. İsa'nın söylediklerine tepki veren havarilerin klostrofobik ve şiddetli duygu yoğunluğu hissediliyor. İsa'nın yüzünde ise derin bir duygu yüklü. Sanki kaçınılmaz ölümünün yaklaştığının farkına varmış gibi. Kaptan dökülen şarap, mermerlerin detayları, kıyafetlerdeki kıvrımlar, saydam haleler, karışık sakallar ve hatta hancının alnından fışkıran damarlar. Tüm bu detayları tasvir etmek, bu sanat türünün sınırlarını zorlamak anlamına geliyor. Bu resimli duvar dokumasını gördüğüm an, aman tanrım, vay canına, söyleyecek bir şey bulamıyorum dediğim anlardan biriydi. Solmuş olabilir, hasar görmüş olabilir. Bu haliyle de olsa bugünlere gelmiş olması beni neredeyse ağlamanın eşiğine getiriyor. Burada modern çağda pek dikkate alınmayan muhteşem bir resimli duvar dokuması görüyoruz. Bu gerçekten de ezber bozan bir eser. Geçmişe, bu muhteşem sanatçının resimli duvar dokumalarının tasarım tarzını ve duvar dokumalarının gördüğü değeri değiştirdiği zamana açılan bir kapı gibi aslında.